Yeni ürünlerini tanıttı Apple. USB şarj girişi uygulamasına geçti. Değişik bir sisteme geçti. Aslında ben ez cümlesini süzerek söyleyeyim. Çünkü biraz Apple böyle nevi şahsına münhasır olmak gayretiyle yola çıktığı için Steve Jobs'ın zamanından hatırlayın. Melodisi bile kendine hastır. Başka bir telefonda ne o melodiyi kullanabilirsiniz farklı teknik yapmadığınız sürece, ne de başka bir markayla onu karıştırabilirsiniz. iPhone aslında, daha doğrusu Apple biraz bu unikliği korumak, bu özelliği, bu biricikliği korumak için hep uğraştı ama şarj sistemi hepimizi illallah ettirdi artık. Yani bütün dünyaya uyum sağlaması, gidersiniz bir yerde şarj kablosu bulamazsınız. Dolayısıyla farklı bir uygulama gerekiyordu zaten. Teknoloji devi şirketin tarihi değişiminin arkasında Maltalı bir politikacı olduğu düşünülüyor ve Apple'a şarj aletlerini yeniden tasarlamasını söyleyen genç politikacı teknoloji dünyasında taşları yerinden oynattı. Yeni ürünlerini tanıtan Apple, şarj aletlerinde tarihi değişikliğe gitti. Tüm elektronik aletler için USB-C şarj girişi uygulaması başladı. Peki şarj girişlerini standart hale getirecek düzenleme nasıl ortaya çıktı? Apple'ın tarihi değişiminin arkasında Avrupa Birliği'nin en küçük ülkelerinden Malta yer alıyor. Malta'nın Alex Saliba isimli genç politikacısı milyarları etkileyecek karar için bir süredir savaş veriyordu. Saliba, geçen yıl Avrupa Parlamentosu önünde yaptığı konuşmada bir kutuya uzanıp birbirine dolanmış kablo yığınını gösterdikten sonra herkesin aynı sorundan muzdarip olduğunu söylemiş, Apple ürünlerini pazarlamak istiyorsa bizim kurallarımıza uymak zorunda ifadelerini kullanmıştı. Amacınınsa Malta vatandaşlarının hayatlarında pratik bir fark yaratmak olduğunu belirtmişti. Avrupa Birliği geçtiğimiz yıl şarj girişlerini standart hale getirecek düzenlemeyi onaylamış, kararın akıllı telefon, tablet, dijital kamera, kulaklık ve hoparlör gibi cihazları kapsayacağı açıklanmıştı. Lightning şarj teknolojisini savunan Apple ise düzenlemenin inovasyonu teşvik etmek yerine sekteye uğratacağını savunmuştu. Apple, gelirinin 1/4'ünü Avrupa ülkelerinden elde ediyor.